Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Tecrid-i tecrid sari, sahi buhari ve tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü ciltte 678. hadisi şerife geldik. Cenaiz bahsi bölümüydü. An Abdullah ibn Ömer, radıyallahu anhuma ondan nakledilmiş. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal şöyle buyurdu. İnne ehadekum izâ mate e, biriniz öldüğü zaman ehadekum sizden biri yani ida mate öldüğü zaman uride aleyhi mekaduhu bil gadati vel aşiyi ona e, uride arz olunur. Yani gösterilir. E, mekaduhu neyi e, gösterilir? E, makamı, makamı gösterilir. Gideceği yer, kalacağı yer gösterilir. Bilgadati ve vel aşiyye, sabah akşam gösterilir. Yani demek ki ölen kimsenin ruhuna gösteriliyor. İn kâne min ehlil cenneti, eğer ölen kimse cennet ehlinden bir birisi ise, femin ehlil e, cennetin, ee, yani o zaman makamı da e, işte e, cennet ehlinin makamıdır. Ona gösterilen cennetteki makamıdır. Ve inkanemin ehlin nari eğer ölen kimse cehennem ehlinden ise e femin ehlin-nar. O zaman da ona e, o e, cehennem ehlinin makamı e, gösterilir. Yani cehennem ehlinin gideceği yer gösterilir. Fe denilir ki haza Mekaduk'e bu senin varacağın yerdir, senin durağındır e, denilir. Hatta Allahu yevmel kıyame, e, kıyamet günü e, Allah seni diriltinceye kadar, yani seni buraya veya hatta yebateke bu yebate göndermek manasına da geliyor. Allah seni kıyamet günü e, oraya gönderinceye kadar. Bu yeb'as hem diriltmek manası var bunda hem de göndermek manası var dirilttiği zamana kadar veya seni oraya kıyamet günü göndereceği vakte kadar e, diyor. İmam Malik e, tem bir rivayette hatta yeb'asaka Allahu ileyhi yevmel kıyame e, orada ileyhi ziyadesi de vardır diyor. Yani oraya gönderene e, kadar evet şöyle baktık. Summe yuqalu hada mak'aduke lledi. E evet tubatsu ileyhi Kıyamet günü senin gönderileceğin yerindir diye geçmiş Müslimin rivayetinde. peki şöyle aşağıya baktık. Bu şerhinde ne diyor? E yani ölen kimseye kabirde sual edildikten az bir zaman sonra yani sorgu sualden sonra cesedinin tamamıyla inhilal ettiği yani çürüdüğü gözle görülen bir hadisedir. Binaenaleyh kıyamet gününe kadar sabah akşam devam edecek olan bu gösterme işi ya ölünün yalnız ebedi berhayat olan ruhuna veya ruh ile beraber inhilal eden eczai bedeninden müntehab bir cüz'üne taluk ettiğini kabul etmek icab eder. Yahut bu gösterme keyfiyetinin her gün değil, belki defnolunduğu günün akşam ve sabahında bir defa vuku kabul edilmelidir. Şarih Kastelani bir defaya münhasır olması, siyak meseledeki meseledeki hadisi sabıkaya daha muvafıktır. Yani daha önceki hadislere daha uygundur demiş. Ee, İbn-i Tîn ise diyor ki bu gösterme yani o kişiye cennet veya cehennemdeki yerini gösterme kıyamet gününe kadar her günün sabah ve akşamında arz olunmayıp belki bir defa bir sabah ve bir akşam arz edilmek kast olunması muhtemeldir diyor. Her sabah ve her akşam arz olunması yani gösterilmesi ihtimaline göre bu da yalnız ölünün eyzai bedeninden bir cüzünün ihya ve ona makamının arz edilmesi suretiyle mümkün olabilir. Meyyeti ölüyü sabah akşam ölü olarak müşahede ettiğimize göre meyyetin her gün akşam sabah bütün eczasının yeni baştan ihya ve ruhunun buna iadesi mümtenidir yani imkansızdır. Fakat meyyetin bir cüzüne hayat iade ve buna hitap edildiğini kabul etmek daha makuldür. Bir cüzü dediği yani işte ruhu diye anlıyoruz. Kurtubi de bu yolda beyanı mütala ediyor ve gerek müminin gerek kafirin müstakbel makamlarının yalnız ruhlarına arz edildiğini kabul etmek caizdir. Yoksa çürüyen bir bedenin bir cüzü ihya ve ruh ile bu cüze hitap edilmiş olmak da caizdir diyor. Evet hangi şekilde gösterilirse gösterilsin. Mümini kamile cennetteki makamının kafire de cehennemdeki yerinin gösterilmesi hususunda hadisin hükmü açıktır diyor. Yalnız masiyet sahibi olan ve cehennemde geçici azap olunacak kimsenin e, yani, e, ilk makarı azabımı yoksa cennetteki makamı mı gösterileceği hususunda hadis sakittir. Yani burada açıklama yapmamıştır. Bu günahkar müminin fil cümle cennetlik olması cihetiyle bu da hadisin şumulu dahinde bulunur deniliyor ki imanın şerefine hürmeten cennetteki makamı gösterilir demek oluyor. E, şu da malum olsun ki bu arz makam keyfiyeti... Yani bu ölen kişiye e, cennetteki veya cehennemdeki yerinin gösterilmesi şüheda ervahından başkalarına mahsustur. Yani şehitler bunun dışındadır. Çünkü şehitlerin ruhları cesetlerine mukarin olarak cennettedirler. Bazı ulema e, hadisi şerifteki göstermenin şühedaya da şamil olması muhtemeldir demişler. Şüheda hakkındaki faide arz, şüheda ervahına cesetlerine mukayen olarak cennette devam ve istikrarlarını tepşirden ibaret olur. Yani cennette sürekli onlar e, işte nimet içindedirler. Bu surete muarız olabilecek bir şey varsa o da İbni Abdülberrin bazı seleften naklettiği bir habere göre erbahın yani ruhların efniyeyi kabirde yani kabrin köşesinde bucağında aram güzün bulunmalarıdır. Yani bir şekilde e, oralara gelip gitmeleridir. Ee, buna göre eee erbah bazı zamanlar efniyeyi kuburda bulunur. Yani kabirlerin çevresinde yoksa her zaman kabirde ihtiyar bir hapse mahkum gibi beklemez. Kabirden ayrıldığı zamanlar da vardır. İmam Malik'e vasıl olan bir habere göre erbah kabirden çıkar, dilediği yere gider, gezer ve bunun çıkıp gezmesi efniyeyi kuburda yani kabirin etrafında bulunmalarına mani değildir. Kabirden çıkar, bir zaman gezer, sonra yine kabre gelir. Mücahit'ten ve de meyyit defnolunduğu günden itibaren yedi gün hiç ayrılmayarak kabrinde bekler dediği rivayet edilmiştir. E diyor. Bunu da Umdetül Kari'den nakletmiş. Dedik. Peki şöyle aşağıya baktık. 679. hadis-i şerif. Anil Bera radıyallahu anh gale Dedi ki lemma tuvi İbrahim Resulullah aleyhissalatü vesselamın e, oğlu İbrahim vefat ettiği zaman Gâle sallallahu aleyhi ve sellem İnne lehu murdi'an fil cennet ee, İbrahim'in cennette süt ninesi vardır. Yani e, süt emmesini orada tamamlar e, buyurmuştur. Demek ki o zaman süt emiyordu. İnne lehu murdi'an Yani ona bir süt e, anne vardır. Fil cennet, cennette. E şöyle baktığımız zaman e, Her kimin bülüğe ermeden üç çocuğu ölürse bu çocuklar o kimse için cehenneme hâir olurlar. Yani perde olurlar, engel olurlar. Yahut o kimse cennete dahil olur buyurmuştur. Ya ya e, o çocukları yüzünden o kimse cehenneme girmez ya da çocukları yüzünden o kimse cennete girer buyurmuştur. Bunu da e, Ebu Hureyre e, de e, nakletmiş. E, evet şöyle aşağıya baktık. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şu Mealdeki bir hadisini de merfuan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, günah işleme çağına ermemiş, üç çocuğu vefat eden hiçbir Müslüman anne ve baba yoktur ki, elbette Cenab-ı Hak fazl rahmetiyle bunları cennete idhal eder, mutlaka onları cennete koyar buyurmuştur. Nebevi diyor ki, bu hadis-i şeriflere nazaran ilim ve iştihadına itimat edilen zevat, Müslüman çocuklarının cennetlik olduklarında ittifak etmişlerdi. Burada e, mühim bir şüphenin izah ve izalesi diyor. Enes bin Malik radıyallahu anhun izahın nakil ve tercüme ettiğimiz bu hadisi e, daha evvel 624 numara ile tercüme ettiğimiz Enes hadisinin aynıdır. Bu zikir geçen hadisin izahına müsadif olan bir sual ve cevabımızda çocuklarının vefatıyla ve dilsuz olan yani ciğeri parçalanan çok üzülen anne ve babalar gerçi bu uhrevi mükafatla teselli olurlar ve hadisin oradaki asıl sebebi sevk ve rivayeti de bu idi. Fakat bu ne bir rivayetler bazı cahil ve gafil anne ve babaları çocukların hayat ve sıhhati hakkında ihtimamsızlığa sevk etmez mi demiştik. Yani eğer çocuklar cennete gidip de bizim de cennete girmemize sebep olacaklarsa o zaman varsın ölsün gibi acaba dikkatsizliğe sevk etmez mi? Sonra da menfi bir cevap verip izah etmiştik. Bu sual ve cevabımızın mütalasını tavsiye etmekle beraber şu şunu da ekleriz diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz pek tabi olarak ümmetinin çokluğuyla iftihar eder ve ümmet ve ashabını çoğalmaya teşvik ederdi, nikaha teşvik ederdi. Aile teşkiline en mühim bir engel olan fakirlikten, ve geçim derdinden bile korkulmamasını ve her aile yuvası Kur'an'ı fazlu keremiyle zengin edeceğini Allahü Teala'nın vaad ettiğini bildirerek ümmetini teşvik ederdi. İslam nüfusunun çokluğu İslam dininin hedeflediği tabi gayelerden birisidir. Bu gayeye varmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aileler içinde en medeni bir aile nizamı kurmuş ve ailenin her ferdini e, mütekabil haklarla mütekabil vazifeler yani karşılıklı hak ve vazifelerle donatarak her Müslümanın vicdanında hakim bulunan uhrebi mesuliyetli bu hukuk ve vazifeleri desteklemiştir. İmam Buhari'nin Kitabu'l Cuma gibi sahihinin mütaaddi bablarında e, naklettiği bir hadiste "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi." Ey ümmetim, sizin hepiniz çobansınız. Ailenizin her ferdi öbürlerine karşı bir takım vazifelerin ifasıyla mükelleftir ve bu vazifelerden dolayı Allah'a karşı mesuldür buyurmuştur. Bu vazife mes'uliyetler şeriat-ı İslamiyede müstakil fasıllar halinde bütün teferruatıyla tafsil ve izah edilmiştir e, diyor. E, şöyle er-racul ra'in ve mes'ulun an o hadisin e, uzun halini de burada almış. Ee, ve Müslim'in sahihinde vasiyet bahsinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e, buyuruyor. İnsan ölünce bütün hayır işleri ve ibadetler kesilir. Yalnız üç çeşit hayır ameli devam eder. Birincisi hastane, mektep, mescit, çeşme, köprü gibi e, devamlı ve ömür, ömürlü hayırlar. Yani sürekli insanların e, işte faydalanacağı bu tür hayır işleri, kendisiyle ümmeti İslamiye'nin istifade ettiği ilmi eserler, kendisine dua eden hayırlı evlat. Evet bunları bırakırsa ölen kişi o kimsenin amel defteri kapanmaz. Sürekli bunlardan dolayı ona sevap yazılır. Hadis-i şerifinde burada almış. Kaldık burada. Devam edeceğiz. 680. hadis-i şerifle inşallah buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.